karşınızdayım. Bu videomda sizlere 3 farklı modelde bardak altlığı yapımını göstereceğim. Uzun zamandır benim aklımda vardı. Sizden de istekler alıyordum. Bu arada Instagram'da gerçekten hani makrome videolarıma yoğun ilgi gösterdiğinizi anlayabiliyorum. Böyle istekleriniz oluyor. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum hepsini. Bu bardak altlıkları benim de aklımda vardı ve kullanmak istiyordum yapıp. Böyle birkaç farklı model yapayım dedim ki hala aklımdaki modelleri yapmış sayılmam. En son yaptığım çanta videomdan artan parçalarla aslında yaptım bunları. O parçaları değerlendirmek istedim. Umarım hoşunuza gider. Bence çok tatlı, çok güzel oldular. Diğer modelleri de en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım. Mesela yuvarlak bir model vardı. Gayet şık, hoş bir modeldi. Onu da sizlerle paylaşacağım. Hemen nasıl yapıldığına geçelim. Bu arada eğer videomu beğenirseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Hoşça kalın. 80 cm uzunluğundaki iplerimi ikiye katladım ve tam kat yerinden panomun üstüne bir iğne yardımıyla hizalıyorum. Aralarında birazcık boşluk olacak şekilde toplam 11 tane ipi bu şekilde hizaladım. Tam ortadaki ipi bu şekilde ikiye ayırıyorum ve bağlıyorum birbirlerine. Bu başlangıç noktam olacak. Şimdi bir üçgen oluşturacağım. Bakın ipimin biri sağa bakıyorsa düğüm attığım ip sola bakacak. Aynı zamanda çift düğüm atmak zorundayım düğümlerin kalıcı olabilmesi için. Bu şekilde bir tane iple çift düğüm atıyorum ve sıra sıra her iple aynı şekilde düğümler atıyorum. Elimde sabit bir şekilde tuttuğum ipi iğnelemeye karar verdim. Yani iğnelediğim ip hangi yöne bakıyorsa bakın düğümler diğer yöne doğru oluyor. Mantık bu kadar basit. Çok da kolay bir düğümleme tekniği gerçekten. Eğer anlamadıysanız temel makrome düğüm teknikleri videomdan izleyebilirsiniz. Her videomda bunu belirtiyorum. Çünkü o videoyu çok detaylı bir şekilde aktardım. Şimdi bu tarafı tamamlamadan diğer tarafı da göstereyim dedim size. Bu sefer ipim diğer yöne bakıyor. Düğümleri de ipimin baktığı yönün tersine yönde atıyorum bakın. Ve sarmal düğümlerimi tamamladım. Şimdi diğer teknikteki düğümüme geçeceğim. Kare düğüm tekniği yapacağım yani. Tam böyle üçgenin en orta noktasındaki 4 tane ipimi bu şekilde ayırıyorum. Ve bir ipi yukarıdan diğer ipi aşağıdan olacak şekilde düğümlüyorum. İkinci düğümümde de diğer taraftaki ipi yukarıdan alıyorum. Şimdi ikinci satıra geçtik. Bu düğümü ikiye ayırdım. 2 tane ipini ayırdım. Kenardan da 2 tane ip aldım. Yine aynı şekilde düğüm atıyorum. Diğer taraf için de aynı işlemleri uyguluyorum. Yani bu düğümleri dörtlü dörtlü iplerle atıyorum. 2 tane kenardaki iplerle ortadaki ipi düğümlüyorum gibi bir şey. Bu şekilde ikinci satırı da tamamladım. Üçüncü satırı da tamamladım. Ve şimdi dördüncü satırı da tamamlıyorum bakın. Yani her düğümü birbirlerine birleştiriyorum. Yani mantık bu. Birleştire birleştire gidiyorum. Bakın. İşaretlediğim yerlerden tamamladım. 5 düğümü tamamladım. Böyle üçgen oluştu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmiştim. 5, 4, 3, 2, 1 diye geri dönüş yapacağım. Bunun için kenardaki 2 ipi ayırdım. 4, 3 diye geri döndüm. Şu an ikili sıradayım. 2, 1 diye kapatacağım. Mantığını anlayacaksınız. 2 tane düğüm atıyorum. Bu 2 düğümün kenarlarındaki 2'şer tane ipi ayırıyorum. Ortadaki 4 tane iple son düğümümü atıyorum. Böyle bir baklava dilimi oluşturdum yani. Bakın üst kısmını kapattım. Şimdi sıra alt kısmını kapatmakta. Yine sarmal düğüm tekniğiyle alt kısmını kapatacağım. Kenardaki iplerle yönümü belirliyorum. Alttaki iplerle de yine aynı şekilde sarmal düğümler atıyorum. İpimin yönünün ters yönünde bakın bütün düğümlerim. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Diğer taraf için de aynı işlemi uyguluyorum.
Şimdi baklava diliminin en alt noktasına, uç noktasına geldiğimde sağdaki ipi yukarıdan alarak soldaki ipi aşağıdan düğümledim ve hazır yani. Kenardaki iplerine güzelce şekil veriyorum, kesiyorum ve tarakla açıyorum ve bardak attığım hazır. Toplamda 10 tane 80 santimlik ipi yine panoma aynı şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra böyle minik 15-20 santimlik iplerim artmıştı. O ipleri de kullanıyorum. Sarmal düğüm tekniğini uygulayacağım burada. En baştaki ipimle başlangıcımı yapıyorum. Nasıl başladığımı gördünüz. Ve sırasıyla diğer iplerimle sarmal düğüm tekniğini uyguluyorum. Yani tamamen izlediğiniz biçimde bir tane iple iki tane düğüm atıyorum. Yani bu küçük olan ipin tamamını aynı şekilde düğümlüyorum. Şimdi ikinci ipimi yerleştirdim. İkinci ipimle de aynı aşamaları tekrarlıyorum. Fakat ipin başlangıç noktalarını şöyle bir birleştireyim, işim daha kolay olsun dedim. Birleştirdim. Ve daha sonra iğneledim. Daha da kolaylaştı işim. Sabitledim yani ipimi. Böylece düğüm atmam daha da kolaylaşmış oldu. İyice güzelce düğüm atıyorum. Ve üçüncü düğüm satırımın da sonuna geldim. Artık dördüncü düğümlerim daha farklı olacak. Normalde bu şekilde devam edecektim fakat iplerimin yetmeyeceğini düşündüğüm için modeli değiştirdim. Şimdi başka bir ipe geçtim. Bu kullandığım ipler de 80 santim olmak durumunda. Çünkü bunlarla da yoğun bir şekilde düğüm atacağız. Tamamen gözlerinizle yaptığımı takip edin. Çünkü anlatması, ifade etmesi çok zor. Tamamen görsel olarak ne izlediyseniz onu yaptım. Aslında bu yaptığım biraz önceki düğüm tekniğinin aynısı. Fakat bir tane iple diğer iplerin tamamını dolanıyorum bunda. İpimi her zaman bir yandaki ipe kaydırdığımda o yandaki ipi üste çıkartıyorum ve o şekilde düğümler atıyorum. Zaten dikkat etmişsinizdir. Bakın bir yana geçtiğimde o ipi onun diğerinin üzerine çıkartıyorum ve o şekilde düğümler atıyorum. Yani düğüm attığım ipi altta tutuyorum her zaman. Bu arada burada başlangıç noktasını daha güzel anlattım. Bir öncekinin başlangıcını ben de tam güzel yapamamıştım. Bu yaptığım tekniği uygulayın. Bu şekilde başlayın yani başlangıcını yaparken. Bakın ikinci sıraya geçtiğimde ikinci ipi yukarı alıyorum. Ve diğer uzun olan ipimle düğümler atıyorum. Uzun olan ipim her zaman ipin aşağısında kalıyor. Bu şekilde 3 sıra yaptım. Sonra bir tane normal en üstte yaptığım sıranın aynısını yaptım. Daha sonra onun altına tekrar 2 tane sıra yaptım. Şu an 3. sırayı size gösteriyorum. Ve bu sefer bu şekilde göstermek istedim. Ve bu örnekle 3. sıram da bitti. Yani simetrik bir görünüm elde ettim. Dördüncü sıramı tekrar yukarıda yaptığım ilk 3 sıra var ya onun gibi yaptım. Yani siz izlerken ben kısaca özetleyeyim. İlk 4 satırı sarmal düğüm tekniğiyle yaptım. Daha sonra 3 satırı normal biraz önce gösterdiğim uzun iplerle yaptım. İkişer ikişer düğüm atarak oluşturdum. Sonra bir sıra normal yine sarmal düğüm tekniği oluşturdum. Sonra tekrar 3 sıra aynı biraz önce gösterdiğim teknikle yaptım. Daha sonra tekrar 4 tane sarmal düğüm tekniği oluşturuyorum. Şu an acayip çirkin görünüyor. Kenarlarını toparlayacağım, güzelce tarayacağım. Şu üst kısımlarını da keseceğim. Yine 80 santimlik iplerimle aralıklı olarak bu şekilde iğneleyerek toplamda 10 tane ip iğneliyorum. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Bu ipleri ben çantamdan artmıştı, atmadım ve böyle değerlendirmek istedim.
Biraz önce yaptığım gibi 20-15-20 santimlik bir ip kullanarak böyle bir başlangıç yapıyorum. En başına sarmal düğüm tekniği ekleyeceğim bu modelin ben. En baştaki 4 tane ipimi alıyorum. Kenarlardaki 2'şer tane iple bu şekilde düğümler atıyorum. Buna kare düğüm tekniği deniliyor. Eğer ilk defa makrame videoları izliyorsanız temel makrame düğüm teknikleri videomu muhakkak izleyin. Bütün modelleri benimle birlikte kolayca yapacaksınız. Beş tane kare düğüm yaptım. Şimdi kenarlardan iki tane ip ayırıyorum ve ortadaki ikişer tane ipi, yani iki tane kare düğümümü birleştiriyorum. Ve birleştirirken yine aynı tekniği uyguluyorum. Bakın 4 tane ip alıyorum. Kenarlardaki 2 tane iple düğümleme işlemini yapıyorum. İlk önce sağdaki ipi yukarıdan alarak soldakini aşağıdan alıyorum. Daha sonra soldaki ipi yukarıdan alarak sağdakini aşağıdan alıyorum. 4 tane kare düğümle İkinci satırımı da tamamladım. Şimdi üçüncü satıra geçtik. Yine kare düğümlerime devam ediyorum. Şimdi bu 20 tane ipi 10-10 ayırıyorum. Daha sonra 5-5 ayırıyorum. En ortadaki ipleri kullanacağım. Baklava dilimleri oluşturacağım. Bunun için bakın en ortadaki ipimle bir yön belirledim. Onun altındaki iplerle de o ipin tersi yönünde düğümler attım. Yani baklava diliminin bir kısmını oluşturdum. Şimdi diğer ipimi diğer yöne, düğümlerimi de ipimin yönünün tersi yönüne yine aynı şekilde düğümlüyorum. Yani sarmal düğüm tekniği uyguluyorum burada yine. Diğer taraf için de aynı işlemleri uyguluyorum. İki baklava dilimini bu şekilde birbirlerine birleştiriyorum tam orta kısmından yine iki düğümle. Şimdi kenarlardan birer ip ayırdım. O birer ipten sonra ikişer ip daha ayırdım. O ikişer tane iple düğüm oluşturacağım. Arada kalan iplerin üstüne izlediğiniz biçimde biraz önce izlediğiniz düğüm tekniğinin aynısı olacak şekilde düğümler atıyorum. Ve kenarda bıraktığım birer tane iple baklava dilimini kapatıyorum. Aynı işlemleri diğer taraf için de uyguluyorum. Şimdi iki baklava diliminin arasındaki 4 tane iple yine kare düğüm tekniği uyguluyorum. En baştaki ipten başlasam da olurdu bu arada. Ben böyle bir an burada üçgen yapacağım zannettim. O yüzden öyle başladım ama kenardaki iplerle de başlarsanız olur. Bir üçgen oluşumu yapmayacağız. Dümdüz kare düğüm tekniği uygulayacağız. Nasıl yukarıdan dümdüz geldiysek burada da dümdüz tamamlayacağız. İlk satırımı 5 tane kare düğüm tekniğiyle tamamladım. Şimdi ikinci sıraya geçeceğim. Yine aynı şekilde ikinci sırayı da kare düğüm tekniğiyle tamamlayacağım. Bu 5 tane kare düğümü birbirlerine birleştireceğim. Toplamda ikinci sırada 4 tane kare düğümüm olmuş olacak ve yine aynı şekilde üçüncü sıraya geçeceğim. Üçüncü sırada da toplamda 5 tane kare düğümüm olacak ve en son en başta yaptığım gibi sarmal düğüm tekniği uygulayarak tamamlayacağım ve en son kenarlarından kesip şekillendireceğim. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Farklı bir proje oldu. Devamı da gelecek. Son halleri böyle görünüyor. Tarayıp şekili verince gerçekten muhteşem oldular. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.